Merhaba arkadaşlar. Muhtemelen daha önce Ponzi oyunu veya Ponzi sistemini duymuş olmalısınız. Yazalım Ponzi oyunu. Bunun bir çeşit dolandırıcılık olduğunu, bir kişinin parasıyla başka bir kişinin parasının ödendiğini hatırlıyor olabilirsiniz. Bu videomuzda Ponzi oyununun ne olduğu üzerinde duracağız ve nasıl çalıştığına ilişkin bir örnek yapacağız. Burada bu bahsettiğimiz Ponzi oyunu konusundaki en ünlü iki kişinin fotoğrafı yer alıyor. Bunlardan ilki bu sisteme ismini veren Charles Ponzi. Ponzi oyunu ismini ondan alıyor. İkinci fotoğrafsa muhtemelen gelmiş geçmiş en uzun süreli ve en büyük tutarlı Ponzi oyununu gerçekleştiren kişi olan Bernie Madoff. Bernie Madoff ismi çok yakın dönemde gündeme geldi. Kim bilir belki de şu an dünyanın başka bir yerinde daha büyük bir ponzi oyunu oynanmaktadır. Ancak belirlenen ve kamuya açıklanan ponzi oyunları arasında en bilinenler bunlar. Charles Ponzi bu oyunu bulan ilk kişi değil ancak bu planı ünlü hale getiren kişi o diyebiliriz ve plan onun ismiyle tanınıyor. Bu fotoğrafta 1900'lerin başlarında çekilmiş bir fotoğraf. Peki bu Ponzi oyunu ya da planı nasıl çalışıyor? Önce bazı yatırımcılar çizelim buraya. Artık bu beyefendilerin fotoğraflarına ihtiyacımız yok. Çizelim bu kişiler bizim yatırımcılarımız. Buraya da bir zaman çizelgesi çizelim. Bu dönem 1, dönem 2, dönem 3. Bu dönemler yıllar olabilir. Örneğin yıl 1, yıl 2 gibi düşünelim. Yıl 3, yıl 4, yıl 5. Bu yatırımcıları son derece güvenilir olduğuma ve yasalara uygun şekilde çalıştığıma ikna etmeliyim. Şimdi bu yatırımcıların bende olduğunu düşündükleri paranın tutarını yazacağım. Daha sonra da gerçekte ne kadar param olduğunu yazacağım. Diyelim ki ilk müşterim bu kişi. Bu kişi yatırımcı A olsun. Bu kişi bende ne kadar parası olduğunu düşünüyor buraya yazacağım. Yani bende olduğunu düşündükleri parayı. Buraya da gerçek değeri yazacağım. Burasını gerçekte sahip olduğum nakit gibi düşünebilirsiniz. Yatırımcı A en sevdiğim renk mavi renkte olsun. Son derece dahice bir fikrim olduğunu söylüyorum. Bunu da süslü bir şekilde anlatıyorum. Parasını bir yılda ikiye katlayacağı konusunda bu kişiyi ikna ediyorum. Diyelim ki yıl birde bana 10 bin lira veriyor. Bana verdiği 10 bin lirayı değerlendirmek için ne mi yapıyorum? Tabii ki hiç. Yani kocaman bir hiç. Parayı faize bile yatırmıyorum. Üstelik birazını lüks zevklerim için harcıyorum. lüks Lüksiyatlar, arabalar, marka giysiler. E, görünüm önemli ne de olsa. Neyse biz örneğin basit olması için bir yıl sonunda paranın hala 10 bin lira olduğunu varsayalım. Gerçek şu ki bir sene sonra parası hala 10 bin lira. Ancak bu kişiye parasını iki katına çıkartmasını sağlayacak dahice bir fikrim olduğunu söylemiştim. Peki ne mi yapıyorum? Sahte bir hesap ekstresi düzenliyorum ve bendeki parasının 20 bin liraya yükselmiş olduğunu belirtiyorum. Bu bence çok iyi bir fikir. Yatırımcı A parasını bir yılda iki katına yükseltmiş olmaktan çok memnun olacak. Muhtemelen bu yılda parasını benim değerlendirmemi isteyecek ne de olsa piyasa faizinin çok üstünde çılgın bir getiri elde ediyor. Ayrıca sadece parasını bende bırakmakla kalmaz. Ne kadar akıllı olduğunu, parasına ne kadar iyi getiri sağladığını da düşünür. Parasına ne kadar iyi getiri sağladığını diğer zengin arkadaşlarına da anlatıp benim reklamımı yapar. Arkadaşları da benim müşterim olur. Diyelim ki arkadaşı olan yatırımcı B'yi de benim müşterim olmaya ikna ediyor. Yatırımcı B benim arkadaşına verdiğim ekstreye bakıyor ve diyor ki Hım, Bunlar parayı nasıl büyüteceklerini iyi biliyorlar Yatırımı bir yılda iki katına çıkartmışlar Başka hiçbir yerde böyle bir getiri yok diyor Ben de 15 bin yatırayım diyor Bu durumda ikinci yılda gerçekte elimde ne kadar para var ona bakalım Yatırımcı A'dan 10 bin lira ve yatırımcı B'den 15 bin lira olmak üzere toplam 25 bin lira varlık var. Pahalı arabalara veya giysileri harcamadığımı varsayarsak banka hesabımda 25 bin liram var. Peki bu kişiler bende ne kadar paraları olduğunu düşünüyorlar? Evet, 35 bin. Gelip paralarını geri isterler mi? Hiç zannetmem benim çok iyi getiriler sağladığımı düşünüyorlar Daha çok para kazanabilmek arasıyla bendeki paralarını geri istemeyecekler Burada oluşan tutarsızlığı görüyorsunuz Topladığım para yığınındaki gerçek bakiye 25 bin bu iki yatırımcı ise bende 35 bin lira paraları olduğunu düşünüyorlar. Diyelim ki bir sonraki seneye geldik ve onlara yine gayet şık hesap özetleri hazırladım. Müthiş yatırımlar yaptık. Bu ultra süper harika getiriler elde ettik yazdım. Paralarını yine iki katına çıkarttığımı belirttim. Yatırımcı A'ya bende 40 bin lira parası olduğunu yazan bir ekstra düzenledim. Yatırımcı B'ye de bendeki paranız 30 bin lira oldu diye yazdım. Yeni müşteri bulma konusunda bu sene daha da rahatım. Yatırımcı A ve yatırımcı B arkadaşları olan yatırımcı C'yi de birikimlerini bana yatırması için ikna etmişler. Yatırımcı C de bakmış ki güvendiği iki arkadaşı parasını bana emanet etmiş, getirileri de çok iyi, süper. Hemen geliyor ve ne güzel bir müşterimiz daha oldu. Örneğin basit olması için ben her yıl bir yatırımcı ekliyorum ancak gerçek hayatta bu gibi yapılar çok daha hızlı büyür. İyi getiri elde ettiğini düşünen yatırımcı kendi tanıdıklarını, o kişilerde tanıdıklarını müşteri ederler. Toplam müşteri sayısı kısa sürede yüzleri geçer. Ne kadar yüksek getiri elde ettiğinizi beyan edersiniz, o kadar hızlı müşteri toplarsınız. Diyelim ki yatırımcı C'de geliyor, o da 20 bin lira yatırıyor olsun. Yıl 3. Şimdi durumumuzun nasıl olduğuna bakalım. C 20 bin lira yatırdı, A'da 40 bin lirası var zannediyor, B 30 bin lirası var zannediyor ve bu üç kişinin düşüncesine göre bende toplam 90 bin lira var. Ancak gerçekte ikinci yıldaki bakiye olan 25 bin lira artı C'nin yeni yatırdığı 20 bin lira dersek gerçekte olan rakam toplam 45 bin lira yıl 3'ten yıl 4'e geçerken yatırımcı bende 40 bin lira paranız var yazan ekstreyi eline alıyor. Tam olarak 20 bin lira yatıran bu kişiyle aynı zamanda ekstresine bakıyor. Aa diyor, çok iyi getiriler elde ettim, şans her zaman insanın yüzüne gülmez, getirileri iyiyken ben paramı geri alıp çıkayım diyor. Sistem bozulacak diye sakın düşünmeyin, yeni yatırımcılardan para gelmeye devam ediyor. İlk yatırımcının istediği parayı rahatça geri ödeyebilecek durumdayız. Banka hesabımızda 45 bin lira var. Her ne kadar yatırımcılar bizde 90 bin liraları olduğunu düşünselerdi. Her neyse eğer bu yatırımcı parasının tamamını geri istese bile ödeme yapmaya yetecek kadar nakdimiz var. Bankadaki 45 bin liradan 40 bin lirayı yatırımcıya ödüyoruz. Bankada sadece 5 bin lira kaldı olduğu düşünülen değer kısmındaki bu 40 bin lira gitti. Olduğu düşünülen değer kısmının toplamı artık 50 bin lira. Yatırımcı B ve yatırımcı C bende 50 bin lira paraları olduğunu zannediyorlar. Oysa banka hesabımın gerçek bakiyesi sadece 5.000 lira. Daha gerçekçi bir yaklaşım, müşterilerin bana yatırdıkları paranın önemli bir kısmını kendi lüks zevklerim için harcamam olurdu. Örneğimize devam edelim. Bu kişi parasını üst üste 2 iki yıl 2'ye katladı. Bu da parasına 1 yılda %100 kazandı. Bu yatırımcı diyor ki burada her şey düzgün, bu oyunu haklı çıkarmış oldu. Hem paramı her sene 2 katına çıkarttılar hem de istediğim an paramı hemen geri çekebildim. Gidip arkadaşı yatırımcı D'ye olan biteni anlatıyor. Yatırımcı D hemen bize müşteri olmaya karar veriyor ve Arkadaşları paralarına makul değerin çok üstünde getirler elde etmişler Üstelik paralarını da istedikleri anda geri alabilmişler Yatırımcı D 100 bin lira para yatırmaya karar veriyor Belki onun gibi pek çok kişi daha 100 bin lira yatırmaya başlıyor bir sonraki yıl verdiğim ekstrelerde yine paralarını iki katına çıkarttığımı belirtiyorum. Örneğin basit olması için her yıl iki katına çıkarttığımızı varsayıyoruz. Ancak gerçek hayatta açığa çıkartılan ponzi oyunlarında şüphe uyandırmamak için her yıl iki katına çıkarttık yazmıyorlar. Örneğin bir yıl yüzde %28 28.2, bir diğer yıl 34.3 gibi oldukça cazip ve hassas hesaplanmış görünen oranlar yazıyorlar. Şimdi dördüncü yıldayız Yatırımcı A bütün parasını çekmişti B 60 bin lirası olduğunu düşünüyor C 40 bin lirası olduğunu düşünüyor D ise 200 bin lirası olduğunu düşünüyor Burayı biraz önce hesaplamayı unutmuşum yatırımcı D parasını yatırdığında banka hesabımın bakiyesi sadece 5000 liraydı Yatırımcı D 100 bin lira yatırdı demek ki gerçek toplam değer 105 bin lira Gördüğünüz gibi yeni para gelmeye devam ettiği sürece parasını çekmek isteyen kişilere ödeme yapabiliyorum. Ancak ekstrelere yazdığım getiriler sahte ve bu kişilerin bende olduğunu düşündükleri paraların yerinde yeller esiyor arkadaşlar. Dördüncü dönemin sonunda bende olduğu düşünülen para 300 bin lira. Gerçekte olan tutarsa sadece 105 bin lira. Daha önce para yatıranlar bu yüksek getirilerden faydalanmaya devam etmek için paralarını çekmek istemiyorlar. Zaten isteyene parasını geri ödeyebileceğimi daha önce ispat etmiştim. Ayrıca B ve C parasını geri isterse onları ödeyecek kadar nakit hala var. Bu sahtekarlık sonsuza kadar devam ediyor mu yoksa saadet zinciri bir yerde kopuyor mu? Eğer yatırımcılar bir sebeple korkar ve hepsi aynı anda paralarını çekmeye çalışırlarsa veya sisteme yatan yeni para sistemden çekilen parayı karşılayamayacak düzeye düşerse oyun bozulur. Bu sahteciliğin önlenmesi için her ülkede mevduat toplayabilecek kurumlar kanunlarla belirlenmiş durumda ve bu kurumlar düzenli olarak regülasyonlara uyum, alınan risk seviyesi gibi pek çok açıdan kontrol ediliyorlar. Bu düzenlemelere rağmen nadir de olsa bu tarz sahtecilik olaylarıyla karşılaşılabiliyor. Bu konuya ilişkin olarak Bernie Madoff'un oluşturduğu sistemi internette bulup okumanızı tavsiye ederim. Kişinin geçmişi inandırıcı olması, oldukça yüksek ancak imkansız olmayan getirileri elde edildiğinin belirtilmesi, her şeyin yasal olduğu izlenimi verilmesi gibi unsurlar maalesef Ponzi oyununun uzun süre devam edilmesini sağlamıştır. Ayrıca ülkemizde 1980'li yıllarda yaşanan banker skandalı konusunu mutlaka incelemenizi öneririm. Yani, Ponzi oyununun devam edebilmesi için çıkandan daha çok giren para olmalı. Tabi suçlu bizim örnekte yaptığımız gibi parayı alıp öylece tutmayacak, kendine de ayıracak ve yatlar katlar alacak. Parayı nereye koyacağını bilemeyecek, gidip İsviçre bankalarına yatıracak hatta belki de bir noktada ülkeden kaçacak. İnsanların nasıl olup da Ponzi oyununa kandığı konusuna gelince, sanırım sebeplerden birisi sistemi kuran kişinin karizmatik olması, güvenilir kişi imajı vermesi, süslü ve gerçek gibi görünen ekstralar hazırlamasıdır. Ancak asıl sebep insanların açgözlülüğü ve bu sebeple gerçek olamayacak kadar yüksek getiriler elde edilmesine inanmaya hazır olmaları diye düşünüyorum. Son söz Yatırım ciddi iştir, özellikle gerçek olamayacak kadar yüksek getiriler söz konusu olduğunda. Konuyu iki kere değil, pek çok kez incelemeli, yüksek getirinin yüksek riski barındırdığını unutmamalısınız. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.